Rahibi susturan soru. Rivayet edilir ki Beyazıt-ı Bestami Hazretleri 45 kez hac etmiş, pek çok defa hacca gitmiş Allah dostlarından birisiydi. Bir gün Arafat Dağı'nda oturuyordu. Nefsi ona şöyle fısıldadı. Beyazıt, senin bir benzerin var mıdır? 45 defa hac ettin ve binlerce defa Kur'an-ı Kerim'i hatim eyleme bahtiyarlığına eriştin. Bu ses tonu onu çok üzdü. Nefsinin hala onu benlik ve kibir uçurumuna doğru sürüklemek istediğini anladı. Derhal toparlandı ve orada bulunan mahşeri karabalığa dedi ki, kim benim 45 defa yapmış olduğum haccı bir ekmeğe satın alır? Bir adam başını kaldırdı. Ben alırım dedi. Ekmeği uzattı. Beyazıt aldığı ekmeği orada bulunan bir köpeğin önüne attı. Ve sonra işini bitirip yol hazırlığı yaparak Rum diyarına doğru yüzünü çevirdi. Günlerce yol aldıktan sonra bir rahiple karşılaştı. Rahip terbiyeli bir adama benziyordu. Hazretin elini tutup evine misafir olarak götürdü. Evinde ona bir oda ayırdı. Beyazıt kendisine ayrılan bu odada ibadete başladı ve kalbini her şeyden çevirip Cenab-ı Hakk'a yöneltti. Rahip her gün onun yiyeceğini, içeceğini sabah akşam getirir önüne kor, sonra dışarı çıkardı. Bu hal bir ay devam etti. Beyazıt-ı Bestami bu kez nefsine dönerek dedi ki, ''Ey nefis, seni kırmak istiyorum. Fakat sen uğursuzluğunla kırılmıyorsun.'' Tam bu sırada rahip içeri girdi ve Beyazıt'a, ''İsmin nedir?'' diye sordu. O da Beyazıt diye cevap verdi. Rahip, ''Ne güzel adamsın. Keşke Mesih'in kulu olmuş olsaydın.'' dedi. Bu söz Hazreti Beyazıt'a çok ağır geldi ve evi terk etmek isterken rahip ona seslendi. ''Bizim burada 40 gününü tamamla. Öyle git. Çünkü bizim büyük bir bayramımız var. Onu görmeni arzu ediyorum. Aynı zamanda çok değerli bir vaizimiz var. Senede bir defa bize hitap eder. Bir de onu dinlemeni diliyorum.'' Beyazıt Hazretleri onun bu teklifini kabul etti ve 40 gün kalmaya razı oldu. 40. gün olunca rahip içeri girdi ve ''Buyurun ayağa kalkın, bayram günümüz geldi.'' dedi. Beyazıt ayağa kalktı. Fakat rahip ona şöyle seslendi. ''Sen bu kıyafet ve halde nasıl bin kadar rahibin arasına girebilirsin? Doğrusu biraz endişeliyim. Bu sebeple üzerindeki elbiseyi çıkar, şu üslüyü giy. Beline de şu zunları bağla, incili de boynuna as.'' Bu teklif Beyazıt'a çok ağır geldi. Fakat bunda bir hikmet var esas. İslam'ın da izzet ve şerefi gizlenmiştir. Onun dediğini yapayım diye düşündü. Hemen üzerindeki elbiseyi çıkardı, onun verdiği üslüğü giydi, beline de zunları bağladı, İncil'i de boynuna astı ve rahiple birlikte bine yakın rahibin arasına katıldı. Hiç kimse onu yadırgamadı. Biraz ilerledikten sonra birdenbire kalabalık durdu. Rahiplerin en büyüğü ve en saygı değeri geliyordu. Gözler ona çevrildi. Gelen rahipler onun sessizliğine bir mana veremediler ve sordular. ''Ey büyüğümüz, neden konuşmuyorsunuz?'' ''Nasıl konuşabilirim ki aranızda bir Muhammedi Müslüman var?'' diye cevap verdi. Halk ve rahipler galeyana geldi ve ''Onu bize göster, parçalayalım.'' diye bağırdılar. Başrahip onlara dedi ki, ''Hayır, yemin ederim ki söylemem. Ancak bir şartla onu size tanıtabilirim. Ona da dokunmayacağınıza söz veriniz.'' Bunun üzerine rahip ve halk, Muhammedi olan adama dokunmayacaklarına yemin ettiler. Başrahip başını kaldırdı ve şöyle seslendi. ''Allah için ey Muhammedi, ayağa kalk ve kendini göster.'' Beyazıt-ı Bestami Hazretleri ayağa kalktı. Başrahip, işte bu zat, ona dikkatle bakın dedi. Sonra Beyazıt'a soru sordu. Adın ne? Adım Beyazıt. Tahsil gördün mü? Rabbimin öğrettiği kadar bir şeyler biliyorum dedi. O halde bana şu hususları cevaplandır. İkincisi olmayan biri, üçüncüsü olmayan ikiyi, dördüncüsü olmayan üçü, beşincisi olmayan dördü, altıncısı olmayan beşi, yedincisi olmayan altıyı,
sekizinci olmayan yediyi, dokuzuncu olmayan sekizi, onuncusu olmayan dokuzu, on birincisi olmayan onu, on ikincisi olmayan on biri, on üçüncüsü olmayan on ikiyi söyle, bunlar nelerdir?'' dedi. Beyazıt-ı Bestami rahmetullahi aleyh, baş rahibe, ''Beni iyi dinle, cevap veriyorum. İkincisi olmayan bir, eşi ortağı, dengi ve benzeri bulunmayan Allah Celle Celaluhu'dur. Üçüncüsü olmayan iki, gece ve gündüzdür. Dördüncüsü olmayan üç, üç talaktır. Beşincisi olmayan dört, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim'dir. Altıncısı olmayan beş, beş vakit namazdır. Yedincisi olmayan altı, göklerin ve yerin yaratıldığı altı gündür. Sekizincisi olmayan yedi, yedi kat göktür. Dokuzuncusu olmayan sekiz, kıyamet günü arşı taşıyacak olan sekiz melektir. Onuncusu olmayan dokuz, kadının dokuz ay gebelik müddetidir. On birincisi olmayan on, Hazreti Musa'nın Şuayb peygambere 10 yıl çobanlık etmesidir. On ikincisi olmayan on bir, Yusuf peygamberin 11 kardeşidir. On üçüncüsü olmayan 12, 12 aydır. Rahip tebessüm etti ve ''Doğru söyledin, şimdi de bana havadan ne yaratıldı, havada ne muhafaza olundu, havayla ne helak oldu ve kim havayla helak edildi, bunlardan haber ver.'' dedi. Beyazıt-ı Bestami Hazretleri, İsa peygamber havadan yaratıldı, havada muhafaza edildi, Süleyman peygamber de havada muhafaza edildi, At kavmi de havayla helak edildi diye cevap verdi. Rahip yine ona doğru söyledin dedi ve devamla sordu. Ağaçtan ne yaratıldı, ağaçta kim korundu ve ağaçla kim helak oldu? Musa peygamberin asası ağaçtan yaratıldı. Nuh peygamber ağaç içinde gemide korundu ve Zekeriya peygamber ağaç içinde testereyle biçilip helak edildi diyerek cevabı hemen verdi. Rahip yine ona doğru söyledin dedi ve tekrar sordu. Kim ateşten yaratıldı, kim ateşte korundu ve kim ateşle helak oldu? Beyazıt-ı Bestami cevap verdi. İblis ateşten yaratıldı, İbrahim peygamber ateşte korundu. Ebu Cehil ateşle helak oldu diyerek gereken cevabı yine hemen verdi. Rahip tekrar sordu. Taştan kim yaratıldı? Taş içinde kim korundu ve taşla kim helak oldu? Beyazıt-ı Bestami Hazretleri cevap verdi. Salih peygamberin devesi taştan yaratıldı. Ashab-ı Kehf taş içinde korundu ve Ebrehe'nin filleri taşla helak oldu diye cevap verince rahip yine doğru söyledin diye tasdik etti ve tekrar sordu. Alimler cennette dört nehir vardır. Biri baldan, biri sütten, biri sudan, biri de şaraptandır. Ayrı ayrı olan bu dört nehir aynı kaynaktan akıyormuş diyorlar. Bunu açıklar mısın? Dünyada bunun bir örneği var mıdır? Dedi. Bunun üzerine Beyazıt-ı Bestami, evet vardır. İnsanın baş kısmından dört nehir akar. Kulak yağı acıdır, gözyaşı tuzludur, burun suyu ayrı bir tat taşır, ağzından gelen su tatlıdır diye cevap verince rahip yine ona doğru söyledin dedi ve sormaya devam etti. Cennet ehli yer, içer fakat abdest bozmaz, su dökmez. Bunun dünyada bir benzeri var mıdır diye sordu. Evet vardır. Ana rahmindeki cenin yer, içer fakat dışkısı yoktur dedi. Doğru söyledin dedi rahip. Tekrar sordu. Cennette Tuğba ağacı vardır. Cennette hiçbir saray, hiçbir köşk yoktur ki bu ağacın bir dalına dokunmasın. Bunun dünyada bir örneği var mıdır dedi. Evet vardır. Güneş sabahleyin doğunca böyle değil midir? Doğru söyledin dedi rahip. Şimdi de bana şunları cevaplandır. Bir ağaç vardır, 12 dalı bulunuyor. Her dalında 30 yaprak var ve her yaprakta 5 çiçek yer almıştır. Bunlardan ikisi güneşe, üçü karanlığa bakar. Bu ağaç nedir dedi. Beyazıt-ı Bestami cevap verdi. Ağaç bir yılı temsil eder.
12 dalı, 12 ayı, her daldaki 30 yaprak, 30 günü, her yapraktaki 5 çiçek, 5 vakit namazı temsil eder. Rahip yine, doğru söyledin. Bana şu kimseden haber ver ki, hacca gitmiş, tavaf yapmış, o makamlarda bulunmuştur. Ama onun ne ruhu var, ne de hac kendisine vaciptir. Cevap verdi Beyazlı Bestami. Nuh peygamberin gemisidir dedi. Rahip doğru söyledin dedi. Peki gece gelince gündüz, gündüz girince gece nereye gidiyor? Beyazlı Bestami, bu bir izafı zaman meselesidir. Güneşin doğup batması bunun ölçüsü oluyor. Geri kalanını Allah bilir. Sorular bitince Beyazıt Hazretleri dedi ki, ''Muhterem rahip, birçok sorular sordun, cevaplandırmaya çalıştım. Müsaade edersen benim de birkaç sorum var ama sadece bir tanesini sormak istiyorum. Ne dersin?'' dedi. Rahip, ''Tabii istediğin şeyi sorabilirsin.'' dedi. Beyazıt-ı Bestami, ''Cennetin anahtarı nedir? Cennet kapılarının üzerinde ne yazılıdır?'' dedi. Rahip sustu, cevap vermekten çekindi. Diğer rahipler bozuldular ve ''Ey büyüğümüz, mağlup mu oluyorsun?'' O da ''Hayır, mağlup olmak istemiyorum.'' deyince ''Öyleyse neden cevap vermiyorsunuz?'' diye serzenişte bulundular. Bunun üzerine baş rahip ''Şayet cevap verirsem benim cevabıma katılır mısınız?'' deyince hepsi birden ''İncil hakkı için sana uyarız.'' diye söz verdiler. Rahip de şöyle dedi ''Dinleyin, şimdi cevap veriyorum.'' Cennetin anahtarı ve kapılarının üzerinde yazılı bulunan ibare şudur. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bunun üzerine diğer rahipler de hep birazdan kelime-i şehadeti getirip Müslüman oldular. Beyazıt-ı Bestami Hazretleri de onların yanında bir müddet kalıp İslamiyet'i öğretti ve bu sır da böylece çözülmüş oldu. İşte buradaki esas onun Allah'a olan teslimiyeti. Bir mümin eğer insanlara vesile olabilirse Allah'ın rahmeti, bereketi onun üzerine olmuş olur. Rabbim bizleri ilmiyle amel eden salih, muttaki kullarından eylesin. Bizleri kendi yolundan ayırmasın.